tamamen bana ait bir otel. Sizde bir şey var. Şey var, design olabilir. Ama bu şey ne şey de yanına otur ya. O şey var. Koltuk kesilir oraya. Şunu çekelim tekrar. Koltuk. Abi önden geçmeyin. Aşağı. Benzine bakalım. Tamam. Bugün 12 Haziran'da ameliyat yaptığımız 5 canlı vericili karaciğer nakli hastalarımız, 5 verici, 5 alıcı, 10 hastamızın ameliyat sonrası 16. gününde hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu, iyileşme yolunda son günler olduğunu ve bir kısmının taburcu olduğunu, bir kısmının da yakın zamanda taburcu olacağını sizlere ifade etmek, hastalarımızla sizleri buluşturmak için basın toplantısı yapıyoruz. 12 Haziran 2019'da dünyada ilk kez 5 canlı vericili karaciğer naklini hastanemizde, Karaciğer Nakli Enstitümüz'de, Turgut Özal Tıp Merkezimizde, Profesör Doktor Sezai Yılmaz Hocamızın başkanlığında çok büyük bir ekip ki hocalarımızın bir kısmı burada şu anda beraberiz. Hemşirelerimiz, yardımcı personelimiz olmak üzere yüzü aşkın ameliyat ekibiyle beraber başarılı bir ameliyatta 12 Haziran'da 5 hastamıza 5 vericiden karaciğer alınarak nakil yapıldı. İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakli Enstitümüz 2002 yılında ilk karaciğer naklini yaptı. Bugün itibariyle 2500'ün üzerinde başarılı karaciğer naklini 17 yıl içerisinde yaparak dünyanın en başarılı ve en çok nakil yapılan merkezlerinin en ön sırasında yerini aldı. Fakat 12 Haziran 2019'da 5 canlı vericili karaciğer nakli ile dünyada artık bu konuda bir numara olduğunu karaciğer nakli enstitümüz hem ülkemize hem Avrupa'ya hem tüm dünyaya başarılı bir şekilde göstermiş oldu. 2002'de karaciğer nakli ameliyatları başladı. 2011 yılında Karaciğer Nakli Enstitümüz, bu içinde bulunduğumuz enstitümüz ve merkezimiz kuruldu. 2016 yılında ise yine içinde bulunduğumuz 152 yataklı karaciğer nakli hastanemiz hizmete kısmen açıldı. 2019'a kadar da bu servisler ve yoğun bakımlar açılmaya, hizmete kazandırılmaya devam etti. Hali hazırda içinde bulunduğumuz 152 yataklı karaciğer nakli hastanemizin %80'i hizmet veriyor. %20'lik kısmı ise bir servis ve bir yoğun bakım kısmı ise personel eksikliği nedeniyle henüz hizmete başlayamadı. Personelimizi tamamladığımız zaman full tam kapasite hizmete başlayacak. Karaciğer Nakli Enstitümüz karaciğer nakli konusunda uzun yıllardır Avrupa'da birinci nakil merkezidir. Medyada Sezai Hocam da bahsedecek. Bizim hedefimiz, amacımız buranın 2500'ün üzerinde başarılı karaciğer nakli yapmış bu büyük merkezin uzun yıllardır Avrupa'nın birincisi olan, dünyanın
artık birincisi olan, şimdiye kadar ikincisiydi olan bu merkezin Türkiye'de gündeme, dünyada tanıtımını yapmaktı. Amacımız oydu. Fakat tabii bunun içinde bazı araçlar gerekiyor. Bu Guinness rekorlar başvurusu da bu araçlardan bir tanesi. Uluslararası şahitlerimiz bütün kayıtları aldı. Ayrıca şehrimizin Sayın Valimiz Aydın Barış, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Arguan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kızıldaş, Sağlık Müdürümüz, diğer şahitlerine 10 tane şahitin huzurunda, ben de rektör olarak aynı zamanda şahitlik yaptım. 10 tane şahitimizin huzurunda bütün kayıtları aldık, şahitlikleri kaydettik ve dosyamız hazır. Hastalarımız da bir kısmı taburcu oldu, bir kısmı da taburcu olmayı bekliyor. Dosyamız tekamül etti. Son taburcularımız da tamamlanınca dosyamızı göndereceğiz. Ben artık bu yaptığımız bu kadar dünyanın gözü, Türkiye'nin gözü önünde bu önemli çalışmanın artık dünyanın sadece Guinness'i dünya tıp tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etmek istiyorum. Yani bundan tam 16 gün önce İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 canlı vericili karaciğer nakli gerçekleştirmiş ve bunu da sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Buradaki temel amacımızın insan sağlığı üzerinden rekor kırma çabası olarak değil, daha önceden de birkaç kez gerçekleştirdiğimiz günde 5 canlı vericili karaciğer naklini yapabilecek fiziki koşullar, tıbbi alet ve cihazlar ile bu operasyonları gerçekleştirebilecek kalite ve sayıda öğretim üyelerine sahip olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak olduğunu bir kez daha yinelemek isterim. Bu ameliyatlarda 36 kadar cerrah, 10 anestezi uzmanı, 3 radyolog görev yapmıştır. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları ile erişkin ve pediatrik gastroenteroloji bölümünden 7 öğretim üyesi hazır bulunmuştur. Hemşire, teknisyen ve yardımcı sağlık personeli ile bu sayı 100'ün üzerindeydi. Ben tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Canlı vericili karaciğer nakli gibi ağır ameliyatlarda asıl başarı hastaların sağlıklı bir şekilde hayata dönmeleri ve donörlerin bu ameliyatlardan zarar görmemesidir. Tüm hastalarımızın aydınlatılmış onam ile o günkü ameliyatlara alındığını biliyorsunuz. Bugün toplam 5 karaciğer hastası ile 5 de donörün sağlıklı bir şekilde çoğunun taburcu olduğunu ve kalan birkaçının da 1-2 gün içerisinde taburcu olacağını sizlerle paylaşmak istedik. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Onlara sağlıklı bir hayat temenni ediyorum. Mihrican Uğur ben. Adana'dan geldim. Enişteme verici oldum. İyiyiz, sağlıklıyız. Eniştem zaten Hakan Bey çok iyi. Mutluyuz, huzurluyuz. Bu kadar. 6 ay, 6 aydır. 6 aydır rakip bekliyorduk. Kısmet işte sağ olsun baldızımız tereddütsüz hiç çekilmeden karaciğerini bize bağışladı. Şükürler olsun. Tercihimiz de burası oldu. Bir dostlarımızın tavsiyesi vasıtasıyla. Ve iyi bir de tercih yaptık. Tercihimizden yana şükürler olsun. Hiç pişman değilim. Hocalarımızdan, personelimizden, hastalarımızdan çok çok memnunuz. Sağlığımıza suratta kavuşuyoruz. Beytullah Kaya, mevcisiyim ben. Oğlum oluyor. Siz sorarsanız. Ne kadar adetiniz nakil bekliyordunuz çocuğunuz? Buraya nasıl geldiniz, nereden geldiniz? Biz Mardin'den geldik. Son bir yıl içinde işte nakline karar verildi. Babasınınki uymadı, benimki uydu işte Allah aşkına. Öyle bir yıldır buradayız işte tedaviyle hani. Daha sonra burada karar verildi nakline. İyi ki de burayı tercih etmişiz. Çok güzel bir hastane. Doktorları olsun, hekimleri olsun.
Gerçekten herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun bin kere. Çok bir seçim yaptık, doğru bir seçim yaptık. Buradayız, çok mutluyuz Allah'a şükür yani. Her şey yolunda. Evet, basın toplantısında da Beytullah tabii açlığını da giderdi. Sezai hocamız da söyledi, annesinin pek umudu yoktu ama şu anda Beytullah hayata tutuldu. Nasıl diyeyim, Beytullah öyle otururken şu şekil benim gibi nefes alabiliyordu. Yatarken hiç alamıyordu. Son 10 gündür falan çok kötüleşmişti yani. Ne uyku ne bir şey yani, öyle oturarak yatıyordu ki nefes alabilsin diye hani. Şu an her şey yolunda, çok güzel yani. Yani anlatamam yani, bilmiyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim bu hastaneye falan. Doktorlar olsun, hekimleri. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Nereden geldim? 2011 yılından beri karaciğer hastasıyım. Adını söylediniz. İbrahim Akpınar. Bir son 2 aydır da burada uğraşıyoruz ve çok şükür bu duruma geldik. Sezai Hoca ve ekibine, bütün ekiplerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun.